sevgili Restoran TV izleyicileri, bir zirvedeki restoranlar programından daha sizler her neredeyseniz işte bizler de şeflerimiz Sayın Ayda Aksoy ve Sayın Erdal Demir ile birlikte sizlerin konuğu oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sema Hanım. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Ayda Aksoy, pasta şefiyim. Le Cordon Bleu mezuniyeti, Fransız şefliği ile çok çalıştım. Kiev Akademi bitirdim. Şu anda Moda Butik Çikolata'da çalışıyorum. Organizasyon ve pasta üzerinde. Evet. Ve Erdal şefim. Merhabalar Sena. Merhaba. Benim buraya gelişim 3. kezdir buradayım. Ailedensiniz. Kesinlikle aileden oldum. Ailenin bir ferdi oldum. Ayda Hanım benim için çok değerli bir şef arkadaşım. Kendisine burada eşlik ettim. Güzel bir şey çıkaracağız ortaya. Ne çıkartacaksınız ortaya? Ne yapacaksınız? Ben İspanyol tatlıyı, İspanyol tarifi getirdim. Ve bugün size sunumunu yapmak istiyorum. O çok güzel bir çikolatalı, karamelli bir lezzetli tatlı. Yorum siz yapacaksınız, beğenirsiniz inşallah. Evet, siz? Ben de patlıcan beğendi eşliğinde. Danantrikot yapacağım. Aman yarabbim. Evet. Aman yarabbim. Öyleyse biz sizi tutmayalım. Mutfak sizin. Şov başlasın efendim. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, önce İspanyol tatlımızın biskoflan. Biskof. Biskoflan. Biskoflan. Tamam. O çok enteresan tatlı. Çok pişirirken bile seyretmek bile çok enteresan geliyor. Sonra zaten görmüş olursunuz iki tane farklı bir hamur koyarken o kendi kendini çevirip kendi haline geliyor. O da enteresan. Pişirmek bile zevktir. Harika. Evet, başta, malzemelerimiz nelerimiz var, neler kullanacağız? İlk başta karamel şekerli karamel yapmaya yapacağız. Hı hı. Ondan sonra iki tane hamurumuz var. Evet. Çok kolay, pratikli. Malzeme herkesin mutfağında bulunur. Hı hı. Bir de ucuz yani, o da çok önemli. Evet, yani gerçekten. Çok şey değil. Okey, biz o zaman şekeri de başlayalım. Evet. 120 gram şeker. Bir kapta. Kap, önemli olan kap biraz kalın olması lazım. Tamam, tabanın kalın olması tabii, gerekiyor. Şeker yanmaz çünkü o zaman. Çünkü karamelize evet. edeceğiz şekerimizi. Absolutely. Bir limon suyu koyacağız. Hı-hı. Limon suyu muhakkak koymamız gerekiyor. Neden? Çünkü o engel ediyor. Karamel çok sert olacak ya sadece su koyarsak. Hı-hı. Veya da sadece pişirirsek şekeri. Limon suyu biraz esnek haline getiriyor. Hı hı. Biraz water. Ocağı alacağız, ocağı değil alacağız. Mi? Doğrudur. Evet. Erdal bu arada şefim, ben de etlerimi marine edebilirim. Siz de etlerinizi evet evet. Evet. Şimdi ocağımızı yakıyorum ben. Evet. Ocağımızı evet, yaktım. Onlar karamel pişirmemiz gerekiyor. Bu arada Ayda şefim, Sena Hanım çok iyi bir gözlemcidir. Yakında böyle şef olarak çıkacak aramızda. Evet. Ayda şefimden söz aldım zaten. Pastacılık eğitimi alacağım. Türkiye'de kendisi bu eğitimleri vermeye karar verdi biraz önce. Artık evet. Artık profesyonel bir insan. Absolutely. Gerçekten mesleğini layıkıyla yapan, özveriyle yapan tanıdığım nadir insanlardan bir tanesi. Evet. O yüzden kendisini çok seviyorum ve inşallah başarılı olur. İnşallah. Siz zaten başarılı, daha çok da üstüne koyacaktır inanıyorum. Evet. Ben de en iyi öğrencilerinizden biri olmaya söz veriyorum. Ayda Hanım'ın
pastacılık alanındaki eğitimlerine mutlak surette katılacağım. Erdal Şef'im, siz de bana Türk mutfağı hakkında eğitim verecek misiniz? Her zaman. Tamam, anlaştık. Ben de yavaş yavaş başka bir hamuru yapmaya çalışıyorum. Bu flan hamuru. Flan hamuru bir yumurta ile yapılıyor. Bu bizim bildiğimiz krem karamel gibi bir şeyler. Orada 4 tane yumurta kırıyoruz. 4 yumurta kırıyoruz. Bir kaseye bildiğimiz gibi. Hiç de spesiyel aletler veya produktlar, her markette bulunabilecek bir malzeme. Yumurtalar hafifçe çırpma telimizle karıştırıyoruz. 120 gram şeker. Şekerimiz herhalde bu değil mi? Doğru. Siz de biraz büyük olduğu için ikiye bölmem gerekiyor. Boşaltayım mı? Tabii. Tamam. Şekerimizi boşaltalım. Doğrudur. Hiç de çok çırpmaya gerekmiyor. Yani üzerinde köpürmesin. Sadece karıştırma gerekiyor. Ayda usta, tersini ister misin? Yok. Tamam. Bizim vanilyamız var. Vanilya ben tabii ki normal bizim bildiğimiz toz vanilya kullanabiliriz. Ben esans vanilya kullanmaya çalışıyorum. O çok orijinal bir tat veriyor. Bulabilirsiniz, süper. Ama normal vanilya, bildiğimiz vanilya buraya kullanabilirsiniz. Kullanabiliriz, evet. Bir de süt ekliyoruz. Sütümüz ne kadar olacak? Süt 300 gram olacak. 300 gram. Direkt süt. Buraya boşaltıyoruz. Evet, sütümüzü de boşalttık. Uzaktan bakınca çok basit gözüküyor değil mi? Doğrudur. O yani güzel bir çözüm. Yani kolay bir misafir geldiğinden sonra yapabilirsin veya şaşırtmak istiyorsun. Arkadaşlara o da olabilir. Aslında hiçbir şey basit değil. Mutfaktaki hiçbir şeyin evet basit olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü hepsinde bir emek var. O emek tecrübeyle ve bilgiyle de birleşince çok da basit değil aslında. Evet, o da var, o da doğru. Okey, bunu bitirdik. Şu anda bir tane kase lazım. Bir kase bize gerekiyor değil mi? Evet, doğrudur. Hemen kase varsa bize. Bizim karamelimiz benim. Onu karıştırmamı ister misiniz Ayda Şef'im? Bunlar ya da karıştırılıyor mu, karıştırılmıyor mu? Bilemediğim için. Aslında bunlar böyle karıştırmak gerekmiyor ama kendi pişiriliyor. Evet. Tamam. Çünkü şeker kristaller var. Evet. Onlar karıştırınca kristalize sebep olacak. Evet. Tüm karamel bizim kristalize olacak. Evet. Okay. Şöyle közlenmiş olan patlıcanlarımız için de size bir maşa ve onlar sanırım biraz daha var. Evet. Daha yeni çevirdim. Evet.
buraya. 3 tane yumurta. Bu da ikinci hamurumuz için, değil mi? Bu ikinci hamur. Evet. Bu da 2 tane, 3 tane yumurta. Hiç de böyle ayırmak gerekmiyor. Yumurta olduğu gibi kasaya. Sebzeleri haşlarken birazcık tuz attık suyumuza. Evet. Bu her zaman yapılan bir teknik. Çünkü sebzedeki ilk tuz oranı çok önemli işlemesi açısından. Çok fazla olmasa da kısmen biraz tuz atıyoruz. Evet. Haşlama esnasında. Şimdi sıralama sertten yumuşağa doğru. Havuç biraz daha sert bir ürün olduğu için, sert bir sebze olduğu için onu ilk başta attık. Daha sonrasında devam edeceğiz sıralamamızı. Şu anda mikserle çırpmaya gerekiyor. Yani yumurta soğuk olabilir veya da sıcak, yani böyle o da sıcaklığı olabilir. Hı hı. Hatta daha köpürtme, daha da güzel köpürtecek. Evet. Sıcak, o da sıcaklığında. Evet. Aslında çok da bir önemi yoktur diyorsunuz. Hiç de önemli yok. İlle buzdolabda. Ama o da sıcaklığında olursa daha da iyi olur diyorsunuz. Evet, doğrudur. Evet. Yumurta kabardı ve biraz beyaz olmuş, beyazlaşmış. Biz de zaten karamel kontrol etmemiz bir gerekiyor. Baktım ben ona. İstersen bir de siz bakın. Hmm. Evet. 2 dakika hazır olabilir sanki. 2 dakika hazır olur gibi. Bu arada patlıcanlarımı közledim. Şimdi diğer patlıcanın da biraz süresi var. Yaklaşık bir 20 saniye kadar. O da hazır olunca soymaya başlayacağız. Bizim karamelimiz bitmiş. Tamam. Onu şimdi bu kaba yerleştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Kaplar daha önce. Sonra kolay çıksın diye biraz yağlanmamız gerekiyor. Ben böyle bir şekilde yağlanma yapıyorum. Evet. Bu daha pratikli, daha kolay. Sprey yağımız da evet çok daha kolay oluyor. Normalde 2 tane normal standart kasede bu tarif yetiyor. 2 tane kase oluyor. Ben de böyle dekor veya da tek tek bir şekilde küçük kaseler ayarladım. Evet. Şöyle patlıcanı kaşık yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Hı hı, o da güzel bir yöntem. Evet. Hem daha çabuk pratik. Hem eliniz yanmamış oluyor. Evet.
közde yapmayı daha çok tercih ederim. Köz aroması daha iyi çıkar aslında. Şu an közümüz olmadığı için mecburen ocakta yaptık. Evet. O is tadını almak için közde yapmak daha iyi olur. Evet. Bu da bir dipnot Sema Hanım. Gerçekten de öyle ama işte evlerimizde de ne yapalım, bazen ocakta değil fırında bile yapıyoruz değil mi? Maalesef şartlara göre hareket ediyoruz. Evet. Hemen koku başladı. Hiç daha açıldı bile. Çok okay. Güzel koktu. Doğrudur. Şu anda böyle bir şekilde. Karamelimiz hazır. Bunu artık işimiz bitti karamel ile. Evet. Şu anda ikinci hamurda yapmamız hazır. Gerekiyor. Değil mi? Birinci hamur burada duruyor. İkinci evet. Hamurda biz hazırlamaya çalışıyoruz. Bak, bir başta ne yapalım? Kakao. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. 80 gram un. Tabii ki bu aletle çalışırsak daha iyi olur. Daha puffy, daha kabarık olacak. Hı-hı. Yani elememiz gerekiyor. Kekimiz daha kaliteli olacak. Evet. Bir de kabartma tozu 6 gram. 6 gram. Şimdi havuçlardan sonra suya kabağı da attım ben Sema Hanım. Evet. Şimdi kabak havuçtan daha erken piştiği için aynı dengede çıkartabilirim. Evet. Şimdi havuç biraz daha sert bir sebze. Tabii ki un eklerken kabarıklık biraz azaltır. Onu hiç korkmayınız. O normal. Gayet normaldir. Evet. Tabii o normaldir. Ama gene de karıştırırken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla değil de ama böyle bir şekilde tekniği bu. Ortadan kenarlara kenara. Doğru. Öyle bir şekilde. Öyle devam ediyoruz. Temizleyelim. Gayet normal. Şimdi bir daha önce pirinç kuşkonmazlarımızı da attık. Şimdi ola dursunlar. Birazcık ayçiçek yağı koyacağız. Patlıcan beğendi yapmak için. Çok az tereyağı. Çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Evet şefim ne durumdasınız? Biz şu anda ikinci hamur bitirmeye çalışıyoruz.
bu malzemeye sırayla. İnsanlar keyifle sonucu bekliyorlar. Ne çıkacak ortaya? Aman Allah, bu iki tane şef ne yapıyor? Burada sebzelerimi alıyorum. Bence olmuşlar. Şöyle. Kokular artık yayılmaya başladı. Muhteşem. Şefim, şu sebzenin canlılığına bakar mısın? Mis. Mis. Şöyle bir bakar mısın? İnanılmaz. Çap canlı renk. Çok canlı. Biraz şimdi blanch etmemiz gerekiyor. İlk soğukluğunu almamız gerekiyor sıcaklığını. Şimdi şöyle suda biraz dursun. Evet. Şimdi önce bir beşamel sos hazırlıyoruz. Patlıcan beğendiği için. Tereyağı, un, yağ karışımı. Unu iyice kavurmamız gerekiyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Yakmadan sık sık karıştırmaya devam ediyoruz. Aslında unumuz kavrulduktan sonra patlıcanı ilave ediyoruz. Bir süre daha karıştırmaya devam ediyoruz. Ben şimdi fırın 190 dereceye açmam gerekiyor. Hazır mı her şeyiniz? Şu anda biz hazırız. Tamam. Birazcık tuz. Çok az karabiber ilave ediyoruz. Bir tutam daha karıştırıyoruz. Şimdi. Evet, şu aşamada sütümüzü ilave edeceğiz. Ve aynı şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Beğendiğimiz için biraz kaşar rendelememiz gerekiyor. Şöyle bir tutam kaşar rendeleyeceğiz. Evet. Bunun için yeterli olacak. Evet, gayet güzel. Çok az bir süt almam gerekiyor. Evet. Fırında ayarlayabilir misin istiyorsan Ayda Usta? 180 derece mi istiyorsun? 180 derece tamam. Olacak. Şöyle 180 ayarladık. Kaç dakika olsun? Zaman olarak ne kadar? Kaç dakika istiyorsun? 40 dakika. 40 dakika. Şimdi beğendiğimiz hazır. Patlıcan beğendiğimiz. Etleri bir pişirmemiz gerekiyor. Tavanın biraz kızması lazım. Çok az bir yağ koyacağız. Evet. Gayet güzel.
Daha öncesinde marine etmiş olduğum etleri atacağım. Şöyle. Evet. Etlerimiz pişmeye devam ediyor. Bu arada soğanları da etle beraber pişiriyorum. Evet. Of, mis. Birazcık tuz, karabiber atacağız. Evet. Muhteşem kokuyor. Evet. Önce yemek yiyeceğiz, sonra tatlı yiyeceğiz. Süper. Okay. Biz bu programa ne diyelim Ayda Şef'im? Muhteşem ikili. Öyle olabilir, neden olmazsın? Evet. Şimdi iyi bir patisserie şef, iyi bir food şef. İki şef bir arada olunca inanılmaz güzel lezzetler çıkıyor. Şimdi bütün ürünlerimiz hazır. Tabaklama aşamasına geçeceğiz. Evet. Evet. Şöyle biraz çevirelim. Biraz çok az bir şey. Biraz tamam. Isıtsın. Yeterli. Yavaş yavaş tabaklamaya başlıyoruz. Yapmış olduğumuz yemekleri. Dayanamıyorum artık. Çok az var tuz.
Ayda usta bence tamamdır bu. Bunlar karamel bizlik için. Lazım. Ben de kapatalım altını. Kendi sıcaklığı dursun. Evet. Evet. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi şöyle. Sanırım hazırız. Evet. İki güzel lezzet, hatta üç güzel lezzet mi? Üç güzel lezzet bir arada, muazzam tabaklar soframızda. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bence diyorum ki damaklar konuşsun, diller değil mi? Doğru. Siz ne söylemek istersiniz? Biz uğraştık, yeni bir şeyler, bir tatlı yaptık. İspanyollar, bir küçük bir İspanyol havası, bugün çayla yeriz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. Sizler için güzel iki tabak hazırladım. Antrikot beğendi eşliğinde, ayrıca yan garnitürler, sebzeler eşliğinde. Güzel bir prezentasyon oldu. Evet, gerçekten yani. De öyle. Kokudan anlaşılıyor. Evet, kokusundan da anlaşılıyor. Efendim, ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Davet ettiğiniz için sağ çok sağ olun. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, konuklarımız Sayın Ayda Aksoy ve Sayın Erdal Demir sizin de konuğunuz oldu bu güzel lezzetlerle. Hepinize afiyet olsun efendim.